Ermenistan'ın orta menzilli balistik füzeyle saldırdığı Azerbaycan'ın Gence kentindeki anneler, ağlamasını istemedikleri Ermeni annelere çocuklarını Karabağ'dan çekmeleri çağrısında bulundu. Körpelerin, çocukların günahı yoktu. Onlar hele başa düşmürler ki hayatta ne hadise baş verir. Onlar da anadılar. Ama görsünler ki, hak kimin hakkıdır. Onlar bizim torpaqlarımızı zəbd eləyiblər. Qonşuyuq, gecən bir anda partlayış oldu, evimiz başımıza çöktü. Uşaqların hər ikisi də yaralanıb, biri başında kəsikləri biraz çox idi. Çox dəhşət dərəcə qorxuldu. Ermənistanın 11 Ekim'de ateşkəsi ihlal edib füzeyle vurduğu Gəncədəki apartmanda yaralanan çocukların anneleri gazetecilərə konuştu. Saldırı sonrası evlerinin başlarına yıkıldığını, çocukları taş ve toprak altından kendi elleriyle çıkardıklarını hatırlatan Nuşabe Haydarova, bebeklerin, çocukların hiçbir günahı yok. Onlar daha başlarına ne geleceğinden bir haber. Allah, yarattığı tüm çocukların canını annelerine bağışlasın ifadelerini kullandı. Allah cem yarattığı bendenin evladını da çocuğuna özü saklasın. Allah özü hamıya kömək olsun. Allah devletimizi, ölkəmizi, vətənimizi gələn bəlalardan xilas eyləsin. İnşallah heç kimin evladına heç nə olmasın, amma Allah onlara insaf versin, dincə əhlidən uzaq olsunlar. Yani. Yatdığı yerdə insanlara, qocalara, körpə uşaqlara belə raket atılardı mı? Ermənistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu operasyon başlatmış ve operasyonda Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı. Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı. Ateşkes üzerinden henüz 24 saat geçmeden Ermenistan ordusu ülkenin ikinci büyük kenti Gence'deki sivillerin yerleşim birimine füzeyle saldırması sonucu 10 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi yaralanmıştı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.